Ve Gülistan Doku Tunceli'de 5 Ocak tarihinde kayboldu ve o zamandan bu yana da haber alınamıyor. 21 yaşındaki genç kızın bulunabilmesi için Uzunçayır Baraj Gölü tahliye edilmeye başlandı. Çalışmalar ne kadar sürecek? Bölgedeki son durum ne? Bu soruların yanıtı için Tunceli'ye gideceğiz şimdi. Karşımızda Haber Global muhabiri Abdülkadir Konuksever var. Abdülkadir günaydın. Çalışmalar başladı mı? Önemli bir aşamaya geçildi Gülistan'ı arama çalışmalarında. Bir umut var mı? Aslında umut hep vardı. Özellikle ailesi o umudunu hiçbir zaman yitirmedi. Zaten geçtiğimiz haftada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu nedenle gitmişlerdi. Ve kızlarının bulunması için bir kez daha yardım istediler. Ama aslında o çalışmalar hiçbir zaman bitmemişti. Tunceli'nin hemen girişindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nün üzerindeyiz. Gülistan'ın son görüldüğü noktada hemen arkamdaki işte bu parmaklıkların hemen önüydü. Bu yoldan geçen bir aracın kamerasına takılmıştı görüntüsü. Ardından bu viyadüğün hemen altındaki kayalık alanda da Gülistan Doku'ya ait bazı notlar ve bir makas bulunmuştu. Ona ait olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu bulgulardan yola çıkarak Gülistan'ın burada intihar etmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. Tabii Gülistan Doku Munzur Üniversitesi çocuk gelişimi 2. sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak'tan beri kayıp. Kameraman arkadaşım Remzi şu anda Remzi Buralday şu anda Baraj Gölü'nü gösteriyor. Uzunçayır Barajı Gülistan Doku'nun son görüldüğü, hatta telefonundan son sinyal alınan yer burası. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta ailesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek kızlarının bulunması için biraz daha çaba gösterilmesini istemişti. Süleyman Soylu da talimat verdi ve Uzunçayır Barajı'nın tahliye işlemlerine dün itibariyle başlandı. Tabii aslında Gülistan Doku'nun bulunması için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Bugün 201. gün ve 201 gündür aranıyor. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD, itfaiye ve sualtı polislerinin tüm çabalarına karşın henüz bulunabilmiş değil. Doku'nun ailesi özellikle kızlarının bu noktada olabileceği ihtimali üzerinde de duruyorlardı. Sürekli bunu dile getiriyorlardı. Dediğim gibi dün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Tunceli'ye geldi ve barajın tahliye kararını buradan verdi. Suyun kodu 897'den 885'e indirilecek ve bu durumda Gülistan'ın eğer ki buradan intihar için baraj gölüne atlamışsa buranın zeminine kadar inilecek ve orada olup olmadığı böylelikle anlaşılacak ve bu süreç ne kadar sürecek, tahminen 15-20 gün sürecek. Tabii Doku'nun bugüne kadar 392 kişilik bir ekip tarafından arandığını belirtelim. Ayrıca 85 kameranın görüntüleri, yaklaşık 900 saatlik görüntüleri incelendi ve 220 kişinin, polis 220 kişinin ifadesine başvurdu. Bütün bunlar Gülistan Doku'nun bulunması için. Tabii son çare baraj gölünün boşaltılması, tahliye işlemlerine de başlandı. Artık bütün umut barajın suyunun makul bir seviyeye çekildikten sonra aramaların yeniden başlanması. YouTube kanalımıza abone olun.